Mutlu akşamlar sevgili basketbol severler. Altın Yıldız Klasiksin sunduğu Yura Basket Özel'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Murat abi bugün canlı yayında ikimiz birlikteyiz. Ne oldu Ali'ye? Ali, ya? Abi Ali e, maç anlatacağı için bugün yayına katılamadı. Ah Ali'cim ah. E, milli takımımızın Bulgaristan galibiyetini konuşacağız. Gruplara 2'de 2 ile başladık. Biraz sallantıda gibi başlamıştı maç ama daha sonra 3. çeletteki 5 tercihleri, rotasyonlar, oradaki oyun ve savunma düzeni e, artık maçı biraz kurtardı diyebiliriz. Ve e, iyi de bir galibiyet aldık maç sonunda. Murat Abi önce ilk yarı daha sonra ikinci yarı diyelim nasıl başlayalım siz e, istersiniz? Vallahi hep taktik olarak hem e, oyun ve e, enerji olarak iki farklı yarı izledik. İlk yarı felaket bir savunma yaptık yani öyle böyle değil. E, i̇kinci yarı da şeh şeh <laughs> yani şehinle şehmuz aynı anda. E, Kaç dakika oynadılar? İlk yarıda da esasında iki dakika ne onu denedi. Orada da iyi e, sonuç aldı. Orada Şemuz'un bir stand yapıp da bu çaldığı pozisyon vardı. Devamında hatta hızlıca hemen smaca çıkmıştı. Daha sonra ikinci hemen kenara aldı. Koç ikisini birlikte oynatmadı. Ama ikinci yarıda abi şey. Ama süreç olarak da şey artıda olduğumuz bir süreydi değil mi? Evet o bir buçuk iki dakikada artıdaydık. Zaten beş sayılık fark o e, sekansla gelmişti abi. Daha sonra Şemuz ikinci yarıda neredeyse tamamen oynadı. Valla şimdi bu e, Bulgarların çok fazla alternatifleri yok. E, tamam ve Zenkov onlar için çok önemli. Ama onların en önemli oyuncusu bana sorarsan DiBos. Tabii yaratıcılık anlamında DiBos. Ya, e, Direksiyon onda. Yaratıcılık ikili oyun. İlk yarı ikili oyunları hiç durduramadık. E, i̇kinci yarı e, dört kısa. Shane ile Şehmuz yan yana. E, yani Şemuz iki pozisyonda sona doğru biraz yoruldu. O da son 3-4 dakikanın içinde. Birinde gider. geç kaldı. Dibos pası verdi. Basket faal oldu. Gerçi faale atamadılar. Birinde de çok kolay geçildi. Onun dışında yani perdeden çıkarken bile faal yaptı. Şimdi bunları da yapması lazım. Hem enerji hem sertlik. Iki de üçlük soktu. Şu tercihlerini hala e, çok e, daha hissederek oynaması lazım. Ama... Şehenle Şehmuz yan yana olduğu zaman hakikaten rakibin herhangi bir oyunu başlatması bile çok zorlaşıyor. Yani e, ilk yarı işte şeyi kaçırınca çıkardı Ergin Ataman ama sonra anladı ki yani ilk yarı 52 sayı yedik ya Bulgaristan'dan. Yani ya yani Bulgaristan 52 ama. Yani, ve abi bizden 10 daha fazla atış kullanmışlar. Biz 30 şut denedik ilk yarıda. Onlar 40 şut denediler ve zaten hücumlu bağdan çok fazla force etmeye çalışan bir takım. Çünkü yaratıcıları kısıtlı. Yani Dibos sadece yaratıcısı var mı? Marinovu saymazsak yok Hı. ki Marinovu. O da çok... ya, ya o da yaratıcı değil ki. Evet. Yani oyunu hisseden bir e, guard değil ki o. Yani bu nedenle hücumlu madruna sürekli artı bir oyuncu sokup e, ikinci atış sayılarını e, force etmek istediler ve zaten ikinci şans basketlerinde bir ara onda ona iki öndelerdi. 10 sayıya iki. Evet. Sayıyorum onlar 10 on sayı bulmuştu biz 2 sayı bulmuştuk yalnız. E, o konuda da abi ikinci yarıda daha iyi bir iş çıkardığımızı söylemek de %100. yine mümkün. Yani 2. 3. E, çeyrekte bile dört kısayla onların oyun kurmasını falan engellerken, diboslu iyice oyundan düşürürken e, o zaman üçüncü çeyreğin sonunda 12 tane hücum mantı almışlardı. 5'ini üçüncü çeyrekte aldılar. Yani onlar oradan üretmese eee fark da, çok daha erken gelecek ama işte e, dört kısayı o kadar uzun oynadığın zaman e, rakip koça da bir te, e, takım çözüm e, şansı veriyorsun. 3. çeyrekteki o sekansla da aslında onların hücumunu bandını force ettiği dönemde bizim de biraz orada aslında yönlendirmemiz e, o kısmaydı çünkü ama Vezenka'yı yapamazsın. Evet. Koşarak geliyor çünkü. Ve hepsini harekette alıp bitir. Yani Alperen'i Alperen o kadar e, yukarı çıkarırsan dört kısada da yani e, yine azaldılar belki. De. Yani biraz orada arkayı özellikle savunan, yardımı getiren oyuncuların hakkını vermek lazım. Burada yine iki Şevmuz oluyor abi. Burak'ın da o arkayı kapatan oyunculardan birisiydi. İki pozisyonda o da aslında önemli yardımları da yapmıştı orada ama yine abi ben orada yani bir şekilde Şevmuz'a gelecek konu. Çünkü ikinci yarıda aktif olmadığı pozisyonlarda bile piken rollerde çok doğru yardımlar, recoverlar yaptı ve iki pozisyonda pas arası yapmıştı. Birinde hemen Cedi bitirdi. Diğerinde de hızlı hücuma yine çıktık. Ve orada da o basketi bulmuştuk abi. Yani maça ee, Larkin, Cedi, Buğrahan, Yiğitcan, Sertaç, Sertaç başladık. Üçüncü şehre e, yazmıştım bir yere. Burhan, Larkin. Buğrahan, Şehmuz, Larkin, Cedi, Sertaç başladık. Ki Sertaç da beş dakika sonra hemen Alperen'e yerini değiştirdi. Evet, o da çabuk değiştirdi. Alperen de ya şey şey nark'ının yani bir koç olsam yani başka bir şey istemem abi. Şimdi Alperen herkese hepsi eleştiriliyor NBA oyuncularının. Alperen orada bir iki tane yani canlanma canlanıyor şeyi verdi. Şey sin sinyali verdi. Bütün maç boyunca ve ilk maçta hep Cedi'yi Larkin besliyordu. Oyunda tutmaya çalışıyordu. Güven kazandırmaya çalışıyordu. Baktı Alperen de çok önemli. Onda bir yükseliş gördü. Hemen Alperen'e döndü. Alperen'i de yani kopmasına izin vermedi. Sonunda da zaten kendisi biraz yani bugün şutu girmedi. Ama e, o kadar e, olgun ve oyunu biliyor ki. Yani bir Amerikalı guardda Dark Rivers e, was Dark Rivers e, Tofaş'a gelmeden önce özellikle Tofaş da artık biraz şeye geçmişti öyleydi. Yani e, bilmiyorum şimdi tabi yani e, hangi maç var sırada şey var. Gürcistan, Gürcistan maçı var. Yarın akşam saat 8'de. E, yani ikinci yarı üstüne koyduk. O beni çok çok mutlu etti. İlk yarı ilk yarı felaket Eyvah dedim ya. Yani abi ilk, ya ilk yarıdaki hem savunma kısmı ayrı, hücum kısmı da ayrı e, soru işaretliydi. ama bence en büyük sıkıntı ilk yarıdaki işin savunma tarafında uzunların savunmadaki çaresizliğiydi. Yani hem o işte İspanyol piken rol dedikleri ki Bulgaristan'ın hücum planı da bu çok fazla var. Özellikle Vezenko'yu orada kısa gibi İspanyol piken onu tepeye çıkarıp şutu bulmaları. Orada uzunlarımız hiç çıkamadı ve o e, kısa da yardımda çok geç kalmıştı ve orada ya abi özellikle 3 tane aynı sete oynadılar. Costov'lar hatırlarsanız zaten evet, sağ dipten evet. Flair screen'de Costov'un çıkıp attığı. Ya yani 3 tane pozisyon yemek üst üste zaten e, orada bir soru işaretiydi. Valla e, şimdi savunma olmadan maç kazanamazsın. Hele sertlik olmadan kazanamazsın. Yine ikinci yarı ya birinin ateşlemesi lazım fitili. İkinci yarı daha sert oynadık. E, Alperen reboundlarda da ...çok daha iyiydi. Hücum ribantları da aldı. Hücum ribantı da aldı. Alperen'deki sıkıntı şu... ...o to oyun... ...çünkü topu paylaştığımız... ...iyi paylaştığımız dönemlerde vardı... ...ekstra pasta çok sayılar bulduk. Hatta... E, ...çok hoşuma gittiği için... E, Larkin Mel ...Meli'ye önce... E, ...ekstra bir pas verdi... ...molayı getirdi. E, Şeyh Muz sonra... Ee, Cedi'ye verdiği var. Cedi'ye verdi. Ee, yani Cedi 3, Cedi 2, Şehmuz 3, Buğrağan 3. Bunların hepsi paylaşım içinde. Yani ondan sonra Cedi yine biraz e, şey yaptı iki pozisyon arka arkaya. Yani paylaştığın zaman bir kere en, elimizde şöyle bir koz var. Ee, biraz daha kendini düşünerek oynadığı takdirde herkesin özel önlem alacağı bir oyun kurucum var. Yani hiç kimse e, Shane Larkin'i görmemezlikten gelemez. Tabii yani abi yüksek post epiken rol savunursunuz hemen geçip üçlüğü atar. Yakından savunursunuz hemen çembere gidip e, o sayıyı bulur. Sağ görüşü zaten çok değerli. Oyunu da çok olgun oynadığı zaman Shane Larkin yani gerçekten turnuvada her takımın tabii kadrosunu görmek isteyeceği ve rakipte görmek istemeyeceği bir oyun kurucu. Şunu demek istiyorum ya herkes sabretsin ya. Yani zaten hemen hissediyor Kim oyundan düşüyor. Onu onu bir e, oyun yönlendiriyor. Yani bizim topu paylaştığımız zaman ekstra pası da yaptığımız zaman çünkü Shane Larkin gibi guardları olan takımlar rakip savunmayı hep ekstra pasada yani ekstra pas çözümüne zorlarlar. Çünkü o savunma rotasyonu şeyini kaybettiği zaman e, mekanikliğini o oraya koşar o oraya koşar. E, ekstra pas kaç tane güzel basket bulduk ikinci yarıda. Lakin geometriyi değiştiren bir oyuncu savunmada ki zaten Bulgaristan tıpkı Karadağ gibi Ters taraf e, zaafı çok fazla var orada aşağıda. Onlar biraz match-up zone gibi savunma yapıyorlar. Tepede bir oyuncuyu sürekli switch edip. Mezenko'yu e, mesela fall line'da bırakıyorlar ki rebound alıp hemen hücuma çıksın. Ama geride kalınca da e, arkayı hiç savunamıyorlar hiçbir şekilde. Yani şimdi o açıdan da şanslıyız. Çünkü e, çember koruması çok iyi olmayan iki takımla karşılaştık. Evet, yani zaten Stoyla çember savunmasını yapmayan bir oyuncu daha evet. yüksekte karşılıyor. karşılıyor. Zaten ikinci yarıda Koç da o yüzden hep e, çift dört numara oynadı Bulgaristan'da. Evet beşsiz oynadı. Evet. En sona kadar. Sonra son... o çocuk genç olanı aldı. Yani Stoyla bu iki buçuk dakika kala yine oyunu attı daha sonra sahaya. Stoyla. Evet. O da Estudiantes Çıkıştı iki omuzun falan. Ama çok fazla oynamıyor değil mi? Evet. ACB'de. Abi zaten işte ACB'de Estudiantes'in düştüğü sezonda 8 maç falan oynamıştı. Geçen sene de Kanoya'ya kiralandı diye biliyorum. 3. Üçüncü lig takımı. İkinci ligden 3. lige kiralandı. Evet. Yani. Ama iki omuzundan dönebilen, çemberi iyi devrilebilen bir oyuncu. Ekstra pasları vesaire de var ama işin savunma tarafında Sa hiç. tabii. Sıfır. 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 Onun en iyi savunmacısı Ali Pierre. Ali Pierre. Loyola çıkıştı, NC'ye çıkıştı. Onu da çok fazla kullanmadık koç. Hücumda eksikleri olduğu için. Ya hücumda eksikleri var ama yani işte e, doğru şimdi bu Bulgaristan için geçerli değil belki ama doğru bir e, kadro varsa Şehmuz'u 18 dakika mı ne oynattı ikinci yarı Ergin Ataman? Evet. Ma maçı çevirdi. E, Şehmuz da hücumda çok mu iyi bir oyuncu? Çok ya çok yanlış tercihler yapıyor. Ha Üçlüğünü geliştirdi iki sene önceyle mukayese ettiğinde. Ama hala bir oyun kurucu gibi düşünüyor mu? Bence düşünmüyor. Yani forvetten alıp hemen eksiltmeyi düşünüyor. Direkt hem, olarak atar yani düşünüyor. Yani bakmadan. Ama no, ne yaptı? Rakibin şoförünü rehin aldı. Otobüs öyle gitti işte. Yani Dibos ilk yarı 12 sayı atmıştı abi. İkinci yarı 12. sıfır sayı. İşte 12 ile ilk yarı 12 ile bitirdi. <laughs> Sadece 3 asist yaptı ikinci yarı zaten... İkisinde siz söylediğiniz zaten. Yok bir ara iyice şaşırdı zaten. Yani e, dengesi bozuldu, şey oldu. Ne oluyoruz ya dedi. <laughs> bu arada abi yolun e, yoğun ilgi için de çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Öyle mi? Evet şu an. Ya ee... ben böyle şeyleri hiç söylemem ama bizim bu ekipte Doğan diye bir abi abi değil senin abin benim rica etti beğeni atın diye hadi söyleyip yani genelde öyle şeyleri pek girmiyorum ama doğanın hatırına evet. söyleyeyim. Çok mutlu oluruz beyni gelirse de sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca ilkiniz için. Sorular ne diyor? Evet abi programın ilerleyen kısmında yavaş yavaş sorulardan da alırız abi. Burada da chat yoğun şekilde akıyor şu anda. Sen yakalayabiliyor musun hepsini? Yani, gördüğümü size aktarmaya çalışacağım yani, bir şekilde. Konuştuğumuz şeyle ilgili yakalarsan onu sor hemen. Yani, yani o hangi konu olursa. Abi şöyle ikinci yarıdaki yedi kişilik... ...rotasyonu ben size sormak ha, istiyorum. Evet. Biraz da oradan konuşabiliriz. O Ergin Ataman'ın imzası. Yani şimdi bu kadroda da... ...özellikle rakibin kalitesi arttıkça... 10 oyuncuyu oynamak çok zor. Yani... E, ...tecrübesiz... ...yani yeteneksiz demiyorum ama... ...bir tecrübe şeyi var. E, uzun rotasyonumuz çok kısıtlı. E, şimdi doğru... Beşi bulduğu zaman mümkün olduğu kadar sağda tuttu. Ee, şeyini çıkardı dinlendirmek için çünkü yani ileriyi de düşünüyor şeyinle ilgili. Ee, Melih'i aldı. Şimdi orada Melih savunmada da e, elinden geleni yaptı. Attığı üçlüklerle de şeyin Larkin'in dinlenme süresini arttırdı. Şimdi e, iki dakika kenara gelmekle. 3 dakika hakikaten çok fark eder ya da 1,5 dakikayla 3,5 dakika. Yani 7 kişilik savunma eğer elinde birden fazla pozisyon oynayabilen iki tane de oyuncu varsa işte ciddi 4 oynuyor, 3 oynuyor, 2 oynar. Bence eee kafası biraz daha şey olsa bir bile top getirir en azından. Ki NBA'de bir dönem öyle oynadığını evet. biliyoruz evet. gider, sakatlıklardan yani dolayı. Yani şeyine oluyor. teslim eder. ilk maçta gördüğümüzün tam tersi. Ya yani 7 kişi tabii kafa kafaya bir maçta maç sonu için diri tutamazsan biraz sıkıntılı. 8 daha iyi ama bugün 7 kişi de karar kıldı. şeyi bile, Buğrahan'ı bile çok uzun süre oynattı ikinci yarı. Tabii evet, ikinci yarı toplam 22 dakika oynadı oran. İkinci yarıda da e, Larkin'in çıkıp girdiği bölüm haricinde çıkmamıştı, kenara gelmemişti yani. İk, 22 dakika mı oynadı evet. ikinci yarı? Evet. Demek toplam ki... 22 dakika. Tamam. O zaman e... bu ilk yarı mı? Hayır yani, o kadar çok kayıt var. İlk yarı 20 dakika sağda. oynamış. Evet. 15 dakika ikinci 15 yarı sağda dakika, kaldı. dakika ikinci yarı oynamış. Tamam. Ee, i̇yi. Yani o da eee yani savunmasıyla hep ilgili sıkıntıları var Ergin Ataman, buğra'nın ama biri başlayınca, biri ayak uydurunca, biri daha ayak uydurunca o zaman savunmayı sevmeyen de savunma yapmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Yani bahsettiğimiz o kısım Alperen için mesela 3. çeyrekte çok geçerli evet. oldu abi. Evet. Yani zaten Alperen'i orada bilerek çok drop savunması yaptırmadık yani aşağı indirmedik. Biraz daha yüksekte tutup direkt işte pick and roll sonrası hem yüksek show up hem de toplu oyuncunun karşısında kalmasını istedik. Orada da mesela Alperen üçüncü çeyrekte en az sayı yediğimiz çeyrekte ilk iki çeyrek itibariyle, ilk yarı itibariyle. Dördüncü çeyrek değil mi en az sayı yediğimiz? Evet. Şey olarak totalde dördüncü çeyrek yani. Ama o savunma kısmında üçüncü çeyrekte on dokuz sayı yemiştik. orada bir İlk, ya il, göre... i̇lk iki çeyrek yani hiç bakma 29 sayı ilk çeyrek ya. Yani 29 sayı. %53'lük. Yani. 13'ü kullandılar 9-2'lik ilk çeyrekte Ki Bulgaristan'da çok öyle oynayan bir takım değil aslında ama bomboş kaldılar gerçekten yay gerisinde. Yani şimdi fena şütörleri yok. Yaratıcı değiller ama fena şütörleri yok. Zenkov Allah'tan e, bir ara e, 6'da 7'de 7'de 6'da 3 mü 7'de, evet, 4, 7'de 4 mü neydiler? Sanki 7'de 3 gibi hatırlıyorum o kısımda. Vezenkov ama o da oyun içine o zaman girememişti dış atışlarda ki Hücün Rumattoy biraz daha fazla maçın içine girip öyle ısındı Vezenkov. ki İspanya maçı da aslında onun için biraz böyleydi. Yani kağıt üzerinde çok iyi istatistikler ama yani şimdi öyle bir oyuncu mu sence? Yani çok kritik anlarda, ellerin istediği anlarda Velzenkov'u Final Four'dan mesela hatırlıyoruz. olympiakos Efes eşleşmesinde. Ya burada da mesela e, kaç bir tane yarı sahadan üçlük attı sonunda. O da mecburiyetten yani evet. yarı saha değil ama abartıyorum biraz. Ee, toplam 28 sayı. Hayır, evet. toplam 28 sayı. de bir üçlük. 7'de bir üçlük abi. Şimdi 7'de bir bir de vicdansızca atıyor. Yani ya e, orada tabi Dibos ve Vezenkova inanılmaz bir yeşil ışık var yani istediklerini Hayır, var ama 19'da 3 ile onlar atarsa kimi yenecekler? Tabi. 19'da 3. Ya o Romanya'yı işte Euro Basket ön elemelerinde Romanya'yı vesaire yendikleri yüzdeler biraz bunlar. 7 tane ucum ribantı almış. Esasında peynir ekmeği orası. Yani e, bir de ikili oyunlarda e, senin de söylediğin gibi Dibos'la uyumu. Evet. Yani orada mesela en büyük avantajları ki zaten hücumda yaratıcı bir takım değiller. En büyük yaratıcılıkları belki Vezemkoğlu İspanyol piken rolü oynayıp kısa gibi onun açılması tepe. Yani böyle bir takımla oynadık. da yani ölçü bir rakip değildi tabii ki. Değil ama ikinci yarı çok umut verdi. O da çok önemli. Çünkü ilk yarı da bütün umutları götürdü. Yani tamam Furkan yok. Yani ama yani Bulgaristan'a 52 sayıya izin veremezsin Bulgaristan'a karşı ya. Yani yapamazsın bunu. İkili oyunların hepsinde şey yaptılar. Pozisyon buldular. Kaçırdıkları da var. Ya orada bir Şeymuz'un yine oyunda olduğu bölümde abi ilk yarıda o kısa sekansta Şeymuz ve Larkin'in yan yana olduğu dönemde. o iki dönümde, dakika falan evet, hatırladım. İki kadar. tane stantı var Şeymuz'un hemen dışarıya açılıp yardımı gösterdi. Birinde top kaptık diğerinde de üçlüğü kaçırdılar zaten. Yani e, şimdi Şehmuz'un tabii ki e, eksikleri var ama Burhan Şeyh ve Şehmuz e, bir Gürcistan maçında da denemek lazım biraz daha üst seviye bir rakibe karşı çünkü hakikaten e, maçlar zorlaştıkça savunmada bu kadar sıkıntım varken onların en önemli, en önemli parçasını oyundan düş, yani dörde dörde çevirmek lazım ama bugün daha da ötesini yaptı. E, Dibost'u dağıttı kafa olarak. Tabii yani en önemli karar vericiyi direkt devre dışı bıraktığınız zaman zaten. Ya iki tane üçlük attı ne yapıyorsun ya dedim yani el üstünden yani. Bir tane tek ayak gelip attı. attı. Bir tane tek onu unuttum bak <laughs> üç tane çok acayip üçlük denedi çünkü ne yapacağını şaşırdı. Ben işte ondan doğuşta bu takımda olabilirdi diye düşünüyorum çünkü Doğuş Şehmuz'a yani Şehmuz'un biraz daha kabadayısı. Yani basketbol kabadayısı. Ve yarı sahada daha iyi bir karar verici. Daha iyi bir karar verici. Yani şutunu o da ilerletti. Onun da şutu çok böyle güvenilir bir şut değil ama yani Şehmuz gibi iki tane üç tane ritmi yakaladığı zaman arka arkaya üçlük de atabilir sana. Yani iki tane senin böyle buldogun olurdu. Yani e, Detroit Pistons'ın şampiyon olduğu sene e, Larry Brown'la Who Let The Dog Out diye şarkıyla sahaya çıkarlardı. Çünkü çok yetenekli bir takım değildi. Yani öbür şampiyonluk adaylarına göre e, Ben Wallace, işte Tayshaun e, Pierce, e, Prince yani savunmayla kazanıyorlardı. Köpekleri kim saldı diye şarkıyla çıkarlardı. E bizde de iki tane öyle bulldog var. Zaten öyle bir oyuncuyu yanında bulduğu zaman şeyin hemen şey moduna giriyor. Ya yetenek seviyesi çok farklı olsa da 2019 Arjantin takımı mesela Skoda'nın lider olduğu takımda Kampazolar o inanılmaz baskılarla müthiş, müthiş yıldırıyorlardı tam sağda rakibde. Ya Orada başka oyuncular da belki biraz daha e, tecrübeli bizim şu rotasyona göre ama dediğin çok doğru. Yani baskı, comfort zone diye bir şey var. E, konfor, ...konfor alanı. Özellikle de... ...kilit oyuncuları... ...konfor alanından dışarı çıkarabildiğin zaman... ...ve bu oyuncu... ...bir de karar verme mekanizmasının... ...patronuysa... ...rakip... ...çok zorlanır. Ya şey niye bu... E, ...Euroleague'de buralara geldi... ...Baskonia, sonra Fenerbahçe... E, ...şimdi ismini unuttum... ...Pierre... E, evet. De an Pierre de gidiyor aklım. Pierre... E Jackson. Hayır bu sene Fenerbahçe'deki kimdi? Fenerbahçe'deki Şey... E Pierre Henry. Ha, Pierre ben, Henry an Pierre, ha. Ben ben Pierre e takıldım. Evet ben de Pierre'den sonra ha. bir an Pierre, Henry. E e, bunun bundan dolayı tabii Pierre Henry zamanla yarı sahadaki yaratıcılığını da çok geliştirdi. Ama mesela Henry'nin Gürcistan zamanından beri e, o dönemde e, takip ediyorum Tiflis döneminden beri Müthiş bir baskıcıydı ve evet. o tam sahadaki yıldırıcılığı vesaire inanılmaz seviyedeydi zaten. Ya Fenerbahçe, ikisi yan yana kaç tane e, maç kazandı? Son topta kaç tane maç kaybetti? Sırf rakibin oyunu bozduğu için. Yani artık böyle yani e, basketbol... Bozacaksın eğer çok e, savunman... Çember koruyucun yok. Bugünkü basketbolda en önemli şeylerden biri. E, şimdi... Alperen e, şey e, Sertaç bugün Sertaç'ı ben biraz daha iyi gördüm yalnız. Ya tabii Stoyla ve eşleşmesinin de orada etkisi, etkisi, var. etkisi var ama en azından o orta mesafeler işte mesela Efes'te oynadığı bir oyun vardı Anadolu Efes'in 1-5 ve eee e, dipten 4 numarını kat ettiği. Mesela buğrahan Sertaç Sadık'tı sanırım bir öyle bir olumlu o pozisyon vardı. Kim attı onu? Sertaç, Sertaç. kısa devre, e, hemen pası gördü sağda. Sadık'la da smaçlamıştı. Ha, tamam. Ekstra pas. Evet, ekstra i̇şte pas. yine ekstra pas. Evet. O, o ekstra pas dönemine denk geldi. Evet. Bakalım yani işimiz kolay değil ama en azından ikinci yarı e, bana bir umut verdi. E, şimdi tabii e, maç sayısı arttıkça rakipler daha güçlü oldukça Ergin Ataman 7'de kalacak mı? ana 7 yoksa tabii Furkan iyileşirse 8 e, yapar onu ama yani kolay değil 8'de böyle bir turnuvayı oynamak. Tabii bir de Bulgaristan'ın caydırıcılığını düşünürsek, e, mesela Belçika gibi çok fazla ısıran bir takım Belçika. ne kadar yetenek tavanı yüksek olmasa da o tam sahada baskıları işte tabularla, lekomplarla, obasoğanlarla çok iyi yapan bir takım. E, yanın oynayacağımız Gürcistan takımı da, ki şimdi öyle bir soru okudum, e, sevgili Girey Özkan'ın sorusu vardı. E, hem kısalardan bahsediyor hem de bir e, Bitatse gibi uzunları dışarı çekmemiz gerektiğinden abi. Yani. O konuda hakkında hem Gürcistan'ın uzun rotasyonu hakkında neler söyleyebiliriz yarın? Vallahi... Gürcistan mağlubiyetle başladı. Hem de yani yenmesi beklenen bir takıma. Çok keyifli bir maç oldu bence. Ee, Mamukelaşvili mi şu anamıştı? Bitatse tabii orada sakatlandı Sen Gürcü maç. isimleri çok iyi söylüyorsun ya. Ha? Yani, bir daha söyle. Mamukelaşvili. Antrenman mı yapıyorsun? Ben hayatta onu söyleyemem. <laughs> alışkanlık olmuş izlemekten, <laughs> şey izlemekten, şey, takip etmekten. Ya Gürcistan'da tabii şeyin olmaması, Şengelya'nın şey, şey, e, Şengel onlar için çok büyük bir kayıp. Çünkü o Başka bir konumda, o sadece e, milli takım içinde değil, e, ama e, yenilmeyecek takım değil. Evet, e, iyi oyuncuları var, evinde oynayacak. Ama biz de bu son çeyreği, son yarıyı bir e, basamak olarak, bir e, morallenme. Şimdi Alperen'in de, Cedi'nin de morali dün'e göre çok daha iyi olması lazım şeyinin belki biraz daha agresif oynaması lazım. Tabii ki orada mesela McFadden eşleşmesi olacak yarın e, Larkin diyorsun? için. Mesela Larkin'in daha fazla o havaya girmesi gerekecektir. Çünkü Değil McFadden Bence de. Ya çok kurt bir oyuncu. İşte İspanya'da, Burgos'ta yıllarını biliyoruz. Şampiyonlar Ligi zaferlerini biliyoruz. O e, havayı seven bir oyuncu McFadden. Yani Şampiyonlar Ligi dediği FIBA Şampiyonlar tabii, Ligi. Tabii. Basketbol Şampiyonlar Ligi. O yüzden Larkin'in de tabii yarın daha agresif olacak ki Bugün biraz da onu zorlamadı yani gerek de duymadı belli bir bölümden sonra ama yani bence o işte e, bu takımın bir yerlere geleceği açısından e, Cedi'nin, Alperen'in işte Furkan'ın e, önemli olduğunu düşünüyor. E, soyma odasında belki, otelde bir takım şeyleri hissediyor. Cedi e, hala vücut dili iyi değil. Sen söyledin mi acısıydı söyledi derken? Yani o bir pozisyonda hemen aklı bir önceki pozisyona takılıyor veya daha sonrasında biraz konsantrasyon problemi yaşıyor bence maç esnasında. Yani çok fazla atma ihtiyacı hissediyor ya. Basketbolda atmak güzeldir de o kadar başka şeyler var ki bir tane ne güzel top çaldı. Ee, pas şeridini e, anladı erken hemen girdi. Hemen araya girdi evet. Hemen araya girdi. Yani savunmadan da zevk alırsın. Top çalmadan da asist yapmaktan da. Bence Larkin güzel bir asist yaptığı zaman bir basket kadar zevk alıyor. Tabi Alperen'i devreye soktuğu zaman mesela Larkin'in o vücut dili o an çok olumluydu. Ya şey gibi öğretmen öğrencisine bir şey öğretmiş yani amacına ulaşmış. E ondan sonra da Alperen çok farklı oynadı. Yani ama tabi şimdi bu tür oyuncu sayısı arttıkça Larkin'in de işi zorlaşıyor. İnşallah yani Furkan düzelir. O back spasm değil mi? Evet sırtında bir spazımdan dolayı. Bugün riske edilmedi ama. Oynayabilecek durumda mıymış? Dün iğneyle yine oynamış. Evet. Ev... dün şey, evvelsi evet. Gün. Ama muhtemelen Gürcistan maçına sahada olur diye düşünüyorum. Abi ben de o iğne işini hiç sevmem. Evet. Ya zaten abi bugün maç öncesinde de konuşuyorduk birlikte. Hani hiç riske edilmemesi daha iyi demiştik. E, o zaman tam olarak net değildi. Evet oynayıp oynayacak. Eğer ya. maçın gidişatına göre belki oynayacak denmişti. De hiç gerek yok yani. Ya Bulgaristan'ı e, tamam ilk yarıyı bir kenara bırak. Yani e, Furkan Korkmaz yok diye yenemiyorsan zaten yani bu milli takımın e, yapılan yatırım o zaman şey olur. Yani yazık olur. Ondan e, doğru karar verdiler. Oynatmadılar. Kesinlikle abi. Biraz da e, çok kısa istersen abi bugün e, Süralan oyuncularla ilgili konuşalım ki onlarla ilgili de biraz soru gelmiş. Ne yani, soruyorlar? Yani geçen maçta oynayıp bugün Süralan, Onur Alp, bitin ve Sadık'la ilgili. Valla şimdi e, Onur Alp'in işi bu seviyelerde biraz daha zor. E, Sadık çok şey bir e, Basketbol zekası çok iyi durumda yani ne, ne zaman nereye gideceğini falan hücumda biliyoruz. Yani Savunmada bilmiyor bence henüz. Çok tecrübesiz. E, Onur Alp de tecrübesiz. En azından onun bir Euro Cup tecrübesi var ama şimdi Onur Alp'e top lazım. E, Ecedi var. Larkin var. Yani e, Kaç tane top? E, Alperen'e indiği zaman o da bir duraklıyor. Zaten Alper'in o yaptığı işlerin temposunu arttırarak yaparsa çünkü şimdi bir bakmalar şeyler bir 4 saniye 5 saniye bir kere e, hücumun akışı duruyor. Tabii bir fake de mutlaka veriyor zaten. Fake, fake. ama fake. işte şimdi iki tane de pas verdi aklın durur. Evet, i̇nanılmazdı yine sırtından yani, verdiği pas müthişti. Aklın durur. Onları artık antrenmanla mı yaparsın? Eee ne kadar çabuklaşırsan yardım da o kadar e, tereddütte kalır. Abi Onur Alp'le ilgili hani toplu oynamasından bahsetmiştik. Onunla ilgili aslında Ergin Ataman sanki biraz da öyle bir beş sahaya koydu ilk başta. Şemuz, Melih Mahmutoğlu, Onur Alp, Sadık ve Alperen gibi bir beş. Ki burada aslında... Bu maç yana... sonu. Yok abi. Iki, ikinci şeyrekti zannediyorum ki. Ne Onur Alp şimdi... ve Sadık'ın birlikte oynadı. Kısa bir bölümde oynadılar. Zaten 4-0'lık bir seri yemiştik o bölümde. Ama muhtemelen o beşteki... Sonra ki. Onur Alp'i çıkardı mı? Evet abi sonra Onur Alp'i çıkardı. Çünkü Sadık bayağı kaldı o, bir evet ara. Abi. Ondan sonra da Ercan ve Cedi oyuna birlikte girdiler. Sadık ve e, Onur Alp gelmişti. O sanki o kısa o beşte, o kısa süreli oynayan beşte Onur Alp'in biraz daha toplu oynaması bekleniyordu gibi. Yani şimdi e, Cedi yokken Larkin var mıydı o beşte? Larkin yoktu abi. Şey evet, Melih Onur Alp. In. Evet orada oynayan yani orada işte kendini gösterecek ama onda da atma hevesi olmayacak. Attırma hevesi olacak. Yani bizim bütün oyuncularda yani ne kadar geri gidersen git hep bir atma hevesi vardır. Yani şimdi eskiden bunu şeye bağlarlardı. Yıldız sistemi vardı. Gazeteler yıldız verirdi. Maçı seyretmezdi. Tamam sıfır sayı tek yıldız. 24 sayı 3 yıldız. 30 sayı 4 yıldız. Ha 27 şut mu kullanmış onu ona bakmazlardı. Canan Musalar, Hezonyalar sürekli 5 yıldızı o zaman. <laughs> Alıyorlardı olsalardı. <laughs> Abi, şimdi öyle öyle de değil yani artık herkes de istatistik var, internet var detaylı bir şekilde girip bulabiliyorsun. Yani belki bu altyapılarda potansiyel görülen oyunculara yapılan yatırımdan mı şey yapılıyor bilmiyorum ama oyunun 4-5 tane yönü var. Ben Hakikaten gençlerin fiziksel olarak, size olarak kendilerine benzer oyuncuların maç kasetlerini seyretmelerini tavsiye ederim. Yani şimdi 1.88 e, çok koşamayan, hoplayamayan bir oyun kurucunun... ...yani Allen Iverson'ı ya da Tim Hardaway'i seyretmesinin bir anlamı yok. Ama John Stockton'ı seyretsin. Yani e, aynı şekilde... E, 2-4, 2-5, 2-6 e, e, Bir Larry Bird şutundan bahsetmiyorum. Burasından bahsediyorum. Mental. Savunmada nasıl bu kadar iyi bir savunmacı oluyor? Sıçrama yok, ayaklar ağır. Rakip topu aldığı zaman nerede duruyor? Yardıma gittiği zaman ne zaman gidiyor? Çünkü... Onun recover yapması kolay değil. Tabii, zeka savunması. Zeka savunması Hep e, bir de boy var. Simondan mesela bu örneği verirken ile ilgili konuşurken. O da iyi oynamış ha. Evet dün Hırvatistan tabii dün mağlup oldu. Bugün kazandılar ama dün özellikle ikinci yarıda Simon'un liderliği geri dönüşü önemli bir faktördü. Bırakmayacak evet. o yani. Yani bu, bu sene gelecek sezon Sedevita iddiaları vardı ama sanırım resmileşmemişti henüz. Ha takım yok daha yani. Ben çok beğenirim onu. Tabii Simon Bugün abi Efes e, Canan Musa'yı izlerken onu da konuştuk biraz. Biraz erken mi vazgeçtiler acaba? Ya da kişilikte mi bir problem var? Yani o Fenerbahçe'ye gelmek istediğinde de o brade hiç şey yapmadı. Ha, muhtemelen orada saha dışında da Canan Musa ile ilgili bir durumlar olmuş olabilir. Çünkü o zaman Final Four'a da zannediyorum gitmemişti. Kadroda değildi zaten. Götürülmemişti de Berlin'e. Hmm. Orada ipler önceden kokmuş olabilir yani. Orada ayrılmıştı galiba. Ayrılmamış mıydı daha? Sanki resmi olmamıştı ama... Yani kafalar şey yapmıştı. Yani yarın yarın değil mi bizim maç? Evet, Gürcistan saat 8'de. Ha daha mı geç? Evet, 8'de canlı yanımızda saat 10'da olacak. Yarın onda hatırlatalım tekrar. Yine basket boyunca her maç sonrası, milli takımımızın her maç sonrası canlı yayında olacağız. Beğeni atın. <laughs> tamam evet. bak bu yaptığını unutma ya evet, yani çok mutlu oluruz gerçekten ee, var ve... mı sorular kapatmadan Ak... biraz... ama bunlar hep akıyor değil mi evet abi sürekli akıyor yani biraz sen, orada... sen şey yapamıyorsun durduramıyorsun evet, şey biraz orada İspanya'ya e, dikkat çekmişler özellikle de hem İspanya e, grubumuzdaki İspanya ve Çapraz'dan gelecek takımlar onlarla ilgili de abi çok kısa isterseniz değinebiliriz e, B grubuna Vallahi Almanya bugün 2'de 2 yaptı evet Bosna'yı da yendiler ee, ilk yarıda Bosna baya e, domine etti yani şimdi 2'de 2 Almanya'nın 4'e düşmesi zorlaştı bayağı bana sorarsın. Yani abi aslında herkes turnuva öncesi Almanya'yı orada bize denk gösteriyordu ama ben biz hatta programda da söylemiştik burada Almanya'nın özellikle Gordi e, Herbert'te biz bir takım olacağını. Bence bize çok ders Sen de, bir de takım mi beğeniyorsun Herbert'i? Ha ben çok severim ki Toronto Raptors asistanı olması da geçmişte. Çok iyi koç. Evet ben de çok beğeniyorum. Çok çok iyi koç yani. Abi Alba Berlinlilerle e, üçü de bench'ten gelip maçı aldı ya. Yani. Müthiş. Ya yaratıcılık mesela kısıtlı bir takım olduğu için sürekli hücumlu artı bir oyuncu sokuyorlar abi. O patenleri çok net ve e, şeyler de belli. Rol dağılımları da çok belli gerçekten. Bence çok keyif veren bir takım Almanya. Öbür maçlar oynandı mı bugün? <laughs> Şu anda mı oynadı? Fransa oynadı mı bugün? Eee en son Fransa-Litvanya maçı oynanıyordu abi. Hatta biz yayına girerken. Ha, okey. Evet. Sonucu bilmiyoruz ya. Yok yani. abi şu anda o sonuçları Hiç. bilmiyoruz. Ee, Ukrayna maçı oynanıyordu Estonya ile. Valla yani eğer Bosna bir çalım atmayacak. Yani Yusuf Nurkiç'i de pek görmek istemiyor. <laughs> Sanki Fransa'nın gardlarındaki şeyden dolayı. Yani Almanya'yı ben kesin istemiyorum. Bence onlar bize çok ters gelir. Fransa abi yarı sahada yayın öncesinde konuşmuştuk zaten. sen Kole'nin bu yeni düzeni biraz bence Dekolo'yu çok fazla arıyorlar orada. Yani zaten dün işte Okobo'lar hiçbir şut sokamadı. Ne Okobo soktu ne... Çok da kullanmadı ama ya. Evet zaten sürekli değiştirdi kısalar orada. Fournier de çok etkili bir gününde değildi. Ve Rudy Gobert'i tabii rakibin hedeflemesi de orada. Sıfır blokla. Evet sürekli tepeye çektiler. Hiç potaya yaklaşmadı <laughs> ki. <gülüyor> abi e, çok kısa gelecekte Ömercan İlyasoğlu ve Tan Yıldızoğlu gibi oyuncuları hep e, chatte de yorumlamışlar. Gelecekte milli takım rotasyonda olabilirler mi diye. Siz ne düşünüyorsun mesela özellikle Ömercan İlyasoğlu ile ilgili? Valla Ömercan Baskent'te başladı. Ben de ondan özellikle ben, size sordum. Ben Bodiroga'ya çok benzetiyordum. Ee, yani oynaması lazım. Bir de geçen gün neyi seyrediyordum ben? Ee, altından şey yazdım da biri dedi ki nasıl yani abi antrenmanı tempolu yapman lazım şut antrenmanın bile kimi izliyordum ben ya ya nasıl koşuyor bir... ha şey ya Juan Carlos Navarro o. Hey. şey hazırlay abi bir ya maç temposunda evinin bahçesinde şut atıyor ama öyle olması lazım yani yoruldukça şutun etkileniyorsa ki etkilenir eğer o tempoya alışık değilsen veya dakikan arttıkça her şeyi maç temposunda yapmak lazım. E tabi kaç tane yani kaçırırsa kaçırsın en sonuçtu atmak yine o bütün yorgunluğa rağmen Navarro, Sponuris gibi oyuncular mesela bunu o çalışmanın hepsi karşılığı. Ya tempo, tempo, tempo. Yani e, biz Fenerbahçe'deyken Aydan abi Sırbistan'dan rahmetli olmuş herhalde. Ben 65'e geldiğime göre Ra Rado, Radov Radonovic e bir tane e, trainer getirmişti. E, işte Aliço Alicho FFan. Beğenmiyordu hiçbir şey. Tempo tempo. Cat like, cat like Tempo tempo. Cat like cat like. Hakikaten de sonra de, e, öyle yani. Hele bugünün basketbolunda. Mesela tam olarak bugünkü Bulgaristan maçında da yine tempo geldiği zaman zaten bir şeyler Ya işte. bu takımın zaten Larkın'dan dolayı, Cedi'den dolayı, Furkan'dan dolayı, Tempoyu yakaladığı zaman Hucumdaki Akışkanlığı çok farklı Ama şöyle bir sıkıntı var Savunma ribantı Almak temiz savunma ribantı Almakta zorlanıyoruz e Bir de iyi savunma yapmazsan Devamlı basket yiyorsan Tempo bulamazsın zaten. Evet, O tempoyu da bulmak çok zor ee, Mesela bugün Tempoyu biz biraz da Şeyh'inle e, Şehmus'un Savunmasında evet. yakaladık O bizim de o e, kutuya benzer savunma dizilimizdeki hemen temiz bandı alıp kulvar koşularını atıp hızlı hücuma çıkmamız burada tamamen savunmanın getirisi ki abi zaten bizim gibi oyun, net oyun kurucusu olmayanlar tırnak içinde takımlar için tempoyu arttırıp yarı sahi hızlı geçip geçiş oyunlarını sürekli kovalamak gerekiyor. Bulgaristan'da mesela sürekli normal... Sen şeyini beğenmiyor musun? <laughs> Estağfurullah abi. Yani... Abi daha oyun kurucu ne yapsın ya? Yani, Bugünün oyun kurucusu işte. Tabii, doğru. Ha ikinci bir oyun yönlendirici diyeyim o zaman ayrıca. Aa de. tamam ona yüzde evet. yüz katılıyorum yani. yani. Yoksa Shane Larkin tabii ki <laughs> müthiş. Çok çok enteresan bir adam ya. Yani kişilik olarak da tahmin ediyorum yani. Ama çok doğru tercih milli takım için. Ve o liderliği de zaman zaman devredebiliyor ama ki? Efes'te zaten bunu yapıyor. Yani Efes'te yapmaya mecbur. Tabii orada Mitsic. Yani bu e şey varken Simon varken Simon'a zaman zaman o liderliği vermezsen ve ben ben dersen o zaman iki tane Euroleague Şampiyonluğun olmaz. Yani onları çok çok iyi yapıyor. Abi kapatmadan yavaş yavaş son bir iki soru daha alalım isterseniz. Al al isimleri de okusana. Okuyayım Ömer Ünal'ın mesela bir sorusu var. Shane Larkin'in Efes'te oynadığı gibi oynaması için hangi şartların oluşması lazım demiş milli takımımızda. Ee, Mütsic. <laughs> Boboa. Boboa, Moerman, Singleton. Plyce yok. Moerman, Singleton'a o kadar gerek yok. Simon. Yani e, burada tek başına e, şimdi tek başına Efes'i de şampiyon yapmadı. Yapamaz o seviyelerde. Burada işte Mits için yerini alabilecek, Babu'anın yerini alabilecek oyuncuları yükseltmek istiyor. Eğer düş, düşmüşlerse yükselirken de oralarda tutup daha da yüksel, yükselmelerini sağlamak istiyor. E şimdi onu yapmak için oyunu hissedip işte bugün mesela tekrar maçı izlerse arkadaşlar Alper'in nasıl Devreye soktuğunu görürler. Yani yükselmeye başladığında aldı buraya çıkardı. Ecedi hem ilk maçta hem bugün ilk yarı. Melih'e de bir tane bobo aseti vardı. O dipten köşeye açıldığı mesela o da Larkin asitiyle yine. Valla Melih bugün yine iyi oynadı bana sorarsan. Ee, yüzdesi düşüktür. Yani 8'de 3 attı 9 sayıyla. Ama, ama onların iki tanesi şey. Bir tanesi maç sonu. İlk yarıdaki iki tane floppy üçlü de hiç onun atışı değildi. Ya işte... Yani ilk maçta da konuşurken bir burada tane bir tane J.C. Carroll JC Carol orada. <laughs> ya perdelemeden çıktığı zaman yoksa o şeyde yeniden şey yapmak lazım. Evet Emeliyen yani o teması alıp perdede o çarpışmadan sonra üçlüğü daha yüzdesi satıyor ama mesela dipten rahat çıktığı zaman. Temiz çıktığı zaman yani evet. money. O konuda gerçekten ki yine kritik geldi iki tane üçlüğü gelmişti. Hem Gel... ilk yarıda hem de yani ikinci yarıda. yarıda. Evet Topa baskı için e, Gökse'nin iyi olmaz mıydı acaba ne düşünüyorsunuz sorusunu gördüm abi şimdi. ya yani Şimdi Şehmuz var. Ee, şimdi Gökse'nin baskısı Şehmuz'un baskısından bence daha farklı bir baskı. Ee, yani ben yani Gökse'nin biraz daha ağır şey olarak ama yani bana kafadan böyle Şeymuz Doğuş ikilisi sanki daha iyi geliyor. Tabii daha yaratıcı bir ikinci e, baskı e, merkezi olsa. Çünkü Göksel'in de bu sefer hücumda e, ona bir şeyler e, hazırlaman lazım. Ona Onun kendisini unutturması lazım. Şeymuz öyle değil. Hatta Şeymuz e, aceleci yani. Yani tabii Göksel'in olduğu zaman rakiplerin de ona hücum savunma kısmında yani gömülüp şutunu riske edeceği de çok aşikar o konuda. onu da kompansa edecek bir... E, ...yanına grup gerekiyordu, oyuncu grup Ama tabii dediğiniz gibi abi doğuş orada... ...daha net bir çözüm olurdu en azından. Ben öyle düşünüyorum. Yani Göksel'i de çok severim. Ee, ama... ...sanki doğuş, Şehmut... ...ya bu işi Türkiye'de... ...eğer kafası değişmezse... 2-3 sene sonra özellikle biraz daha... E, ...hırsla, istekle değil de... ...biraz da ona birikimi de kattığı zaman... ...yani e, bence Avrupa'nın en iyi... E, savunma gardlarından biri olacak. Ya bunu sezon içinde bir programımızda da konuşmuştuk. Hatta Euroleague seviyesine ya bile... Ya sen hiçbir şey unutmuyorsun. Ne zaman konuştuk? <laughs> Doğuş'la ilgili sezon içinde de konuşmuştuk. Euroleague seviyesine bile yapabilir diye bu baskı. Ha ki... doğru hatırladın evet. şimdi. Ki Selçuk zaten hücum tarafında da çok geliştirdi. Hücum lideri kimliğine bürünmüştü. Bir soru daha koyacağım abi çok kısa isterseniz. Milli takımda İsmet, size gelmiş bu soru zaten. Milli takımda İsmet Akpınar tarzı bir oyuncu olsa veya Alman milli takımda değil de bizim takımımızda oynasaydı çok o tip bir oyuncu fark yaratır mıydı şeklinde? Yani şimdi doğru kullanıldığı zaman tamam farklı oyuncular ama Melih de İsmet yani ben İsmet'i çünkü J.C. Carroll potansiyelli görüyorum. Ee, ama hem öyle oynatılmıyor hem de öyle oynatılmaya başladığı zaman onun üstünde çok çalışması lazım ama potansiyeli görüyorum çok çabuk çıkarıyor elinden ee, bir de şey. Şu portföyü de geniş bir oyuncu yani tabii. farklı yani, yelpazelerde de e, şu seçimleri var. Hayır şeyi yok var. yani buradan atar Melih de o biraz var. Yani var onun kendi yeri de var. Hem... Ye yer yerleri evet. iki tane özellikle. Ee, İsmet öyle değil ama İsmet'e herkes e, oyun yani topu verip e, oyun kur diyor. E, o zaten maç içinde bu sene seyrederken topu erken verip bir şey ona geldiği zaman çok iyi atıyor. Ve yüksek atıyor. Yine bu konuyla ilgili abi özellikle baskıcı kısa konusunda Ertan Gazi e, yorumu da gelmiş. Valla Ertan'ı ben beğeniyorum ama çok az oynuyor. Bu seviyelerde çok çok az oynuyor. Eee ama bir takımda da 5 tane e, baskı yapan e, hücumda bir takım eksikleri olan oyuncu bulunduramazsın. Tabii ya. O baskılar içinde hücum portföy en geniş hücum tarafında en yeteneklisini kullanmak. Ya da baskıyı en en iyi yapan. En etkili yapan. Yine yani burada... işte, işte şeyi bile Dibos gibi bir oyuncuyu bile e, rayından çıkartabilecek. Ya o nedenle Şemus muhtemelen ikinci sırada da doğuş gelir. Ben, geniş evet, ben öyle, ben öyle düşünüyorum. O zaman abi dilerseniz yavaş yavaş canlı yayınımızın sonuna gelelim. Oo, 45 dakika oldu. Evet. Ee, herkese de çok teşekkür ediyoruz tekrardan gösterdiğiniz ilgi ve alaka için. Ee, yavaş yavaş Murat abi dilerseniz. Yarın akşam Yarın kaçta? Akşam. Saat 10'da Gürcistan maçı sonrası. Uh, 22'de bekliyoruz o zaman. İnşallah 3'te 3 yaparız. İnşallah Gürcistan maçı sonrası galibiyetle yeniden konuşacağımız artık Belçika ve İspanya maçlarını konuşacağımız. Belçika'yı da yeneriz ya Yani, yani Gürcistan'ı 40 dakika daha istikrarlı oynarsak, daha iyi savunma yaparsak Belçika'yı da bence yeneriz. İnşallah bir iniş olmaz ikinci yarıdaki performanstan. Zaten her şey abi... Muhtemelen öyle gözüküyor muhtemel senaryo. İspanya maçına doğru gidecek yani baştan gibi. Baştan beri öyle düşünüyorduk. Ee, yolda biraz çukurlar varmış. Evet bir kaza olmadı neyse ki iki maç <laughs> Hayır daha. kaza olmadı ama lastikler indi. Evet, bir şimdi, <laughs> şimdi lastikleri şişirip İspanya maçına gitmek lazım. O zaman Altın Yıldız Klasiksin sunduğu Büra Basket e özel canlı yanımızın yavaş yavaş biz de sonuna gelelim. Ee... Herkese. Ağzına sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık abi. Herkese yarın gelecek programda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Dünya değişti. Smokin'de. Altın Yıldız Klasik.